Bu ulug peygamber Falastin'e ketti, şu yerde ömrünü yaşayıp ötküzdü. Şunun için hazır günde Müslümanlarda horlayken, Müslümanlarda kanun okuzayken, Müslümanlarda her kıl tuhumatlarına ebeykenler, onlar hem öledi. Lekin akıbat bir kıl bulmaydı. Neçi yıl harkı yanıdı? Neçi yıl azabla yanıdı? Bana şimdi sultan gekirip geti yaptı. Bana şimdi çöke yaptı hamasa. Kolada ne var? Hiç neresi yok. Hozirda musofir yurtda yurganlarning ko'pchiligi kitob o'qishga qiziqadi, lekin aynan o'zbekcha kitoblarni topishda biroz qiynaladi. Biz bu muammoni hal qildik. Alhamdulillah, hozirda bizda 500 xildan ortiq kitob turlari mavjud. Jumladan badiiy kitoblar, biznesga oid kitoblar, islom tarixi haqida, payg'ambarlar tarixi, sahobalar tarixi, islomiy oila qurmoqchi bo'lganlar uchun oila to'g'risidagi kitoblar, ota-onalar uchun farzand tarbiyasi haqidagi kitoblar, hattoki yosh bolalar uchun ham kitoblarimiz bor. Xususan ilmiy kitoblardan Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblaridan ham juda ham ko'p. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rossiyaning barcha shaharlariga yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Agar siz o'zingiz kelib kitoblarni ko'rib olib ketmoqchi bo'lsangiz, manzilimiz Moskva shahri, metro Dubrovka, 1-vixit, Torgovy Center, Astrum. Telefon raqamlarimiz +7 988 213 96 99. Kelolmaydiganlar uchun esa Telegram sirkamizda opisaniyada yozib qoldiramiz. Kirib bemalol o'zingizga yoqqan kitoblarni olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Allah subhanahu va taolo Odam alayhissalomning umurtqasini siladi va qiyomatgacha keladigan zurriyotlarni undan chiqardi. Va ulardan misoq oldi. Alastu bi robbikum. Axir sizlarni parvardigoringiz men emasmanmi? Qolu bala. Ruhlar hammasi javob berdi. Ha. Mana shu narsa siz bilan bizdan bo'lgan misoq va'da hisoblanadi. Ana shu kunda hammamiz iymonni qabul qildik. Hammamiz mu'min bo'ldik. Endi dunyoga kelgandan keyin insonlarni İçide, ana şu vaadasında turganları var, vaadasını buzup özgertirganları var. Kim şu vaadasında sabit koyan bulsa, mahkem tutgan bulsa, mumun bolu yaş yaptı. Kim özgertirgan bulsa, kafir boptu, fasıl boptu, münafık boptu. Kur'an içide kıssalar var, kafirler gibi misallar, mumunlar gibi misallar. Namrud, İbrahim Halilullah davrada yaşayıp ötken kafir padişah. Namrud küfür gibi misal. Unga bir yosh yigitni o'tga tashlashgan ekan, kuymabdi degan xabar keldi. Ismi Ibrohim edi, alayhissalom. Uni men oldimga olib kelinglarchi deb olib kelishdi. Unga qarab, "Ey Ibrohim, seni Robbing bormi?" dedi. Ibrohim alayhissalom ha dedi. "Robbing qanaqa, sifatlab ber." "Robbim o'ldirib tiriltiradi," dedi. Namrud o'zini xudo deb bilar edi. Atrofidagilarni o'ziga ibodat qilishi kib yurar edi. To'xtab tur dedi. Askerlarga aytdiki, qamoqqa borib falonchi olib kelinglar. Ikkalasi ham o'limga hukm qilingan kishi edi. Ikkalasini olib kelishdi. Birinchisiga aytdi, "Seni dedi, hayotga qaytardim, ketaver dedi. Ikkinchisini bo'yniga qilich uringlar dedi. Ibrohim alayhissalom oldida bittasini qo'yib yubordi, bittasini qatl qildi. Ana, men ham o'ldirib tiriltiraman dedi. Ibrohim alayhissalom aytayotgan tiriltirish, o'ldirishlik bu haqiqiy tiriltirishlik edi. Shunda Ibrohim alayhissalom u bilan bahsni cho'zib o'tirmadida, "Albatta meni Robbim kunni mashriqdan chiqaradi. Sen uni mag'ribdan chiqarib berchi" dedi. Fa bu haytallati kafar wallohu la yahdil qawmaz zolimin. Shunda bu inkor qiluvchi dodirab qoldi. Alloh zolim kimsalarni hidoyat qilmaydi. Namrud kofir edi. Ibrohim alayhissalom musulmon edi. Namrudning oqibati nima bo'ldi? Ibrohim Halilullohning oqibati nima bo'ldi? Bu ikkisi teng bo'lmaydi. İbrahim Aleyhisselam'ı Allah-u Teala najotga çıkardı. Bu uluq peygamber Falastin'e ketti, şu yerde ömrünü yaşayıp ötküzdü. Şimdi Namrud'ça. Az gene vakt ötkenden iken Allah-u Teala onu şunu diye korkuldu ki, burnudan ya ki kulağından bir paşa kirip gitti içine. Ve başında şunu diye bir alemini, ağırını payda kılardı. Alem payda bulgen vakitte, onu başına ayak kimi bulan urup, ana şu ağırını az gene tınçitken kişi, Namrud uchun eng mahbub inson gelenip olardı. Allah şunu xor qildi ki, ayak giyibinden başıga urulganda huzurlanadigan bo'ldi. Bu kafir naqibati ve İbrahim Aleyhisselam naqibati. Bu ikisi hargiz teng bo'lmaydi birodarlar. Bilal İbn Rabah iymon keltirdi, kaltaylandi, azoblandi. Bularını barını onun sayyidi Umayyad ibn Halaf kıldı. Kün kızıgan paytda
Makka'nın taşkarası yapıp çıkardı. Urup azablap, kimlerini yeşip yeri yatkızıp, üstüge katta harzayı taşlarını bastırıp koyardı. Bilal raziyallahu anh ise, ahadun ahad deyişten başka sözünü etmezdi. Umayyet ibn Halaf yukarıda, Bilal ibn Rabah pasta, o azabladı, bu azablandı, yıllar öttü. Müslümanlar bilen müşrikler ortasındaki birinci gazat, Badr gazatı buldu. Umayyet ibn Halaf yetişledi. Bilal ibn Rabah ham yes uzak ömür gördü buradalar. Bu kişi İslam'daki birinci muazzinlik şerefi yetti. İbadet ve hürmet degen nimetli içi yaşayıp öttü. Dünyadan çıkıp giderken, dünyadan ketiş arafası oturarken, ayağı aldı da oturup yığlar idi. Kandı musibet, kandı kaygı. Bilal raziyallahu anh'u ise ne kadar katta kursançilik, ne kadar katta kuvanç derdi. Ha ne demek ki kuvanç değilsiniz, hazır öylesiniz dese, ertege mahbublar aldı gibi aramız. Ertege Muhammed Resulullah ve ashablarını aldı gibi aramız derdi. Umayyetun'la halafam öldü, Bilal'ın rabaham öldü. İkisinin akıbatı bir kıl oldu mu? Şunun için hazır günde Müslümanlarda horlayken, Müslümanlarda kanını okuzayken, Müslümanlarda her kıl tuhumatlarla ebleykenler, onlar hem öledi. Lekin akıbat bir kıl bu neydi? Allahu veliyyüllezine amanu yukhricuhum minel zulümati ila nur. Vellezine keferu evliyahumu tağutu yukhricunahum minel nur ila zulümat. Ulaike ashabun narihum fiha halidun. Allah mu'minlerinin dostudur. Allah dostuz bosa nemen yutkizasız? Allah sizge düşman bosa neme barkolizde? Allah mu'minlerinin dostudur. Ularını karangu zulmetlerden yorug'lik nurga çıkaradı. Buradalar iman nur. Küfür bu zulmet. Kafirlerinin dostları ise şeytanlardır. Ular kafirlerini yorug'lik nurdan karangu zulmetlerge çıkaradılar. Hani öşeler cehennem egeleridir. Ve onda abadi kalacaklar. Müslüman ailesi tuğulup, Müslüman adalası yaşayıp, 3-4 çakı üçün herkıl akımlarına, herkıl fırkalarına koşulup getirdikler var. Cüde çıralı hileler bilen, cüde çıralı veçirinkeler, kafeler, çay içiler, çay pitiyeler bilen, aldıp, avrap, kolilerine pul verip dinilerden çıkar oradı. Cüde ihtiyat oluyorlar. Studentler aynısı. Onu aldaştığı yolu pul. Onu aldaştığı yolu internet. Onu aldaştığı yolu keçeye de katta işler gökyüzümüz seni de durup, hop çıkıp yatıp oladı. Çünkü farzantlarını gayri din yurtlarına yönetken, student kılıp, otalar ciddiyen kuşarı buluyorlar. Özümüzü yurtumuzda durup dinini almıştır oraya ekkenler köpeğip gitti. Şimdi başka yurtka borgenden ki Allah saklasın. İman nur, küfür ise zulmettir. Kalbi iman bulan tolgen kişi ve kalbi de küfür bulgen kişi. Bu ikisi herkes denk bulmaydı. Kalbi de iman tolgen kişi hayatta kanaka bozayam hayattan razı olur adı. Hayatı saadetli bol oradı. Ama kalbi de küfür boyan insan, törüyağı tak boyan çakırıyam hayattan hiç kaçan bu razı bulmaydı. Bu iki sargısı denge bulmaydı. Kur'an'daki kıssalardan, Ashab-ı Uhdud, çukur egeleri. Bu kıssa hamamızda malum buradalar. Kıssanın avalıda bir yaşı git barıdı, iman keltirdi. Onun imanı adamla dörtlasına tarkadı. Bu yigitini padişah özü üçün geleceğinde sihirgar bulsun deyip, karı sihirgarga şagit kılıp koyvergen idi. Ama bu kişi iman keltirdi. Bu yigit. Zalim padişah bunu bilip kaldı. Onge iman doğru yetken rahibine katıl kıldı. Ve yigitine hem katıl kılıçdik ki cüzdü köp urundu. Dengizi yabarıp çöktürmakçı oldu, bulmadı. Takka yabarıp taşa varmakçı oldu, bulmadı. Allah saklı vurdu. Padişah korktu. Çünkü adamlar onge ibadet kılıçdik koyup bu yigitini Rabbisi ibadet kılıçdikten havatır aldı. Padişahın etrafında yahamaz kafir idi. Şimdi kalbi iman bulan tolgan bu yigit özünü kurban kılıp bosa hem adamlarga hakikatini bildirişliğini hakladı. Padişah geldi, beni öldüremeysen dedi. Eğer öldürmekçi bosan, derah ki asıp koy özümü. Özümü kemanımge oktu saptırıp, Bismillahi Rabbil Gulem. Bu yigitini Rabbisinin namı bulan deyip at dedi. Bütün havayı toplandı, padişah şunu diye kıldı. Bismillahi Rabbil Gulem deyip attı, hali yigitini katıl kıldı. Allah'ın dinini yetkizişi yolda da şahit buldu. Adamlar ki hakikatini körsatışı takladı. Mene kalbide imanı var adam kendiye buladı. Fakat özünü öyle mi yaptı? Bol iman keltir oldu menge, bol yeterli demez. Başkaları gibi ilini yaptı. Yigit şunu hala yanıdı, maksadı ki yetti.
Adamlar padişahını koyup yiğitini Rabbisi iman kildirdi. Yedi bu zalim padişahını ne kıldı? Katta katta çukurlarını kavlattı. İçiki otunlarda toldurdu. Cüdeyem katta alengeni yaktı. Ve iman kildirgenlerge şartını koydu. Ya diniden kaytasan, ya çukurge taşınanasan. İnsanda kalbiki iman halavatı kildirgenden ki onu hiç nese kaytaramaydı bu yoldan. Hakını tanıgenden ki zulmetten nurge katgenden ki hiç kim bunu mecbur kılamaydı. Kaytmadı bitti hem adam. Hamasını çukurge taşladı. Onlar hem öldü. Bu çukur egesi bugün padişah hem öldü. Bunların akıbatı bir kıl buladı mı? Firavun. Ana rabbukumul a'la. Men sizlerinin en âli rabbiler mi? Degenedi. Banu Israil'le harkı genedi. Erkeklerini soy genedi. Ayarlarını tırık kaldırı genedi. Yaş balalarını hem gödeylerini soy genedi. Fe ahaznâhu ve cunûdahu fe nebaznâhum fil yem ve huve mulîm. Allah ne kıldı bunu? Onu özünü yem, koşununu yem alıp dengizge çöktürdük. Şimdi Banu İsrail iman kilitirgen Banu İsrail. Musa Aleyhisselam bile dengizden çıkıp yetip Firavun'un suge çökerkenliğini körü öptürüştü. Neçi yıl harkı genedi. Neçi yıl azabla genedi. Ben şimdi sultan'a gekirip yeti yaptı. Ben şimdi çöke yaptı hamasa. Kolada ne var? Hiç neresi yok. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يمِ Çukur egelerden ne mümkün bunda bir kasas alıştı? Çukur egelerden ne mümkün bunda azablaştı? Çünkü onlar Azizül Hamid boyan Allah'a iman kiltirişken idi. Mal-ı mülkiye tecavüz kımayken idi. Onu saltanatın tatlı olamız demeyken idi. İman kiltirgenlik için bana şunu azab güdüşer bu alıştı. Kafirler dünyada mumullarını katıl kılışı mümkün, kamaşı mümkün, azablaşı mümkün. Ama iman özünü sahabını sabit kıladı. Azabla genlere mi öledi? Azabla genlere mi öledi? Akıbet bir kıl buladı mı? Badr gazat. Arapların adatına göre ceng başlanıştan avval ikili koşundan ortaya pahlavanlar çıkadı mübaraza kılıçlığı için. Yekke mi yekke alıştığı için. Müşriklerini ulgularından, sayyidlerinden boyan üçte kişi. Utbe İbn Rabia, Şaybe İbn Rabia, Valid İbn Utbe. Üç arası ortaya çıkıştı, Müslümanlardan mübaraza talep kılıştı. Yani şimdi bir bahadırlar olsa çıksın. Müslümanlardan Hamza İbn Abdülmuttalib, Ali İbn Abi Talib ve Ubeyd İbn Harisler çıkıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karındaşları. Ceng bu oldu. Bana iki taife turuptu. İki de adam turuptu birbiri bilen kılıç götürüp uçken. Hamza bilen Ali raziyallahu anhuma özünün rakiplerini bir pasta işini bitirişti. Yetiştirdi. Endi Ubayda bilan Shayba esa bir-biriga ikkalasi zarba berdi, ikkalasi ham yiqilib tushdi, lekin ikkalasi ham tirik. U ana shu janglarning qoidasiga ko'ra Hamza bilan Ali roziyallohu anhu borib, uni ishini bitirishdi-da, musulmonlardan ikkitasi tirik qaytdi, bittasi jarohatlandi. Ana shu muboraza haqida Alloh taolo Qur'onda oyat nazil qildi. Hadani khasman ixtasamu fi robbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصاب من فوق رؤوسهم الحميم. Mana endi ana shu kofirlar tomonidan chiqib yakkamayakka olishaman deganlarning oqibati nima bo'lganligini Alloh taolo Qur'onda bayon qilyapti. Mana shu ikki g'anim, ikki dushman Parvardigorlarining haq dini hususida talashdilar. Ba'z kofir bo'lgan kimsalar uchun o'tdan bo'lgan kiyimlar bichildi. Endi ularning boshlaridan qaynoq suvlar quyilur. Endi orqaga qayta oladimi? Endi orqaga qayta oladimi? Badr g'azoti tugaganidan keyin ana shu mushriklarni, kattalarini bir chuqurga olib tashlashdi o'ligini. So'ngra payg'ambarimiz mana shu Qalibning ustida chuqur ustida turib, "Ya Amr ibn Hisham, ya Utba ibn Rabiya, ya Shayba ibn Rabiya" bittadan atini aytib turib, "Hal vajattum ma va'adakum robbukum haqqo?" O'liklarga gapiryapti. Robbilar va'da qilgan narsani haqligini ko'rdinglarmi? Yani sıradı butlarıylar, ölümden ki hayat yok, ölümden ki yok hep ketemiz deyip işantılar diyen butlarıylar da yaparsakken mi dedi. فَاِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقَّ Elbette men Rabbimni menge bergen vadesi haklıyken ikenliğini kördüm. Şimdi Ömer ibn Hattab, ya Resulullah ona ölüp çırıp sasip etken ege yapıyorsun mu? Degene de peygamberimiz ettiler, ey Ömer, ular senden körü beni yakşırağa içişi yaptı hazırdı. Mana endi ko'zi ochildi ularda.
küfürde ekenliği, nahak ekenliği malum oldu. Endi faydası var mı bu ilimle onlarga? Kıyamet günü de, buralar, kafir ile mumun ortasında fark buladı. Kıyamet günü de, hiç kim birbirini yanına almaydı. Fakat mumunlar özünü, mumun buralarını esledi ve Allah da Allah'dan şefaat kılışını soruyordu. Allah da Allah'a dedi, barıylar. Cehennemde barıylar, kalbide hardal uruğu çelik, imanı bar adam bosa cennetki çıkarıylar dedi. Yani imanı bar adam, madami ki dünyadan kafir bolu ötmepti mi? İman bile ötüptü mü? Günah köprü giden dozak geçişti, cennetki kiram yaptı. Bir gün keledi, bir gün elbette keledi, dozaktan çıkadı. Bir gün elbette cennetki kiradı. Mübareğe basın şu iman buradalar. Akamızdır, ülkemizdir, ibadattan uzak. Akamızdır, ülkemizdir, roza tutmayken, namid bu melik. Kelime keltirgen Müslüman mı? Cennette cay varırlar ki. İnşallah. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِذُلْمُ اُلَٰيكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُخْتَدُونَ Kim hatırcam yaşaydı hayatta bilesiler mi? Mumun adam. Mumun adam. Her kança maşakkat olsun, her kança kıyınçilik olsun, ötüp getirdi bu deydi. Her kança maşakkat olmasın, sınav deydi. Az yine sabır kısam, Rabbim huzuruya baraman deydi. Fakat mumun hatırcam yaşaydı. 12, 12, 12'de kıyamet bularken dese hem hatırcam yaşaydı o. Rasa küldü ya, hareler, 16. yılma hazır. Tör il botta çünkü. Tomaşa buldu mu dünya? Rasa pul kıladı yönler, pul kıldı da. Şam sattı, güt. Ben hayran kalıyorum ben. Kıyamet bozsa şamdı. Ha kıyamet bozsa başını görese mi şamdı? Bunkerlerden pul, yer satışı aldılar puldar adamlar. Kim hatırcam yaşarken? Mumun adam. Allah da olay tadı. İman keltirgen, öz imanlarını zulüm, yani şirk bilen, aralaştırmayan zatlar, ana öşeler hatırcam bol göçüdürler ve öşeler hidayet top göçüdürler. Fakat mumun adamın hayatı hatırcam bir döter. Bir geçirip yeter problemi. Kazlarım uzun yeter deydi. İşler yemin rüşk yeter balam deydi. Yaşop yeter sende, şifa topasın elbette deydi. Bir sababını kıl yapın. Uyurin deydi. فَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ Eğer ben betap bulup, bemar bulsam, Rabbim menge şifa beredim. Allah-u Teala Kur'an'da iki de akükenin kıssasını kildiredi. Biri mumul, biri kafir. Bu akükü otasından katta miras yege buldu. Katta pul kaldı. Onlardan bittesi mumunudu. Özüge kereyini ap kaldı, koganını. Kembeğal beçara miskinlerge terkattı. Ama kafir ise, pulda hamasını ap kaldı, sarflamadı, bok kıldı. Cüdüyem katta bok kıldı. Meyve çevege kirdi. Derya yanıda su, meyve çeve, tökün saçın zor bok gitti. Ben de karab duruyorlar. Hazır ve beri koyu savaldı. Kanı ular hazır. Yok. Lekin kanı kılıp gitti dünyadan ilk gelesi. Akabatı bir kılıp oldu mu? وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِيَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerge iki kişi hakkıdaki masalını keltirin. Ulardan biri üçün iki üzümzar bağ kılıp o ikisini hurmazar bilen uğragan ve ortalarını ekinzar kılgan edik. Üzümzar bağ, atrafı da hurmalar, ortası da ekin, iki çekesi de su. Bu dünya hayatının nimetleriydi. Mumun Ulad içindeki mumunu kafirge gelip nasihat kıldı. Kafirin mi dedi? Ve dehala cennettehu ve huve zalimun li nefsi kâle mâ azunnu entebide hâdihi ebede. Ve kafirlik bilen özüge zulüm kılgen halde bağı gekererken aitti. Bu bağ, bu benim mal-ı devletim hiç kaçan yok bulmuydu. Ve kıyamet hem kayın bulmuydu da böyleyim ben. Kasem, eğer parvardigarımge kaytarılsam, yani ma bağda kıyamet bu kasayım, elbette bundan hem yakşılığa akıbet bahni topurman dedi. Küfür, nankörlük. Şimdi mumun inisini mi deyip cevap verdi. Kâle lehu sahibuhu. Bıradar onge hitap kılıp dedi. Sen özünü aslı neslin bulmuş adamını tuprağdan sonra nütfe bir tamçı sudan yaratıp sonra onu insan kılıp rastlayan zat Allah'a kafir bul değil mi? Dünyaya geçen değil mi?
şayet parvardigarım menge senin bağından yaşlı bir bağ ato etse, seni bağınge ise Osmondan çakmaklar yubarır. Bas o sıpsılık yerge aylanıp kalır. Ya ki onu suyu yerge singip getip sen onu ister hem topu almaya kalırsan. Bittesi pulu gişendi, kafir oldu. Bittesi Rabbisi gişendi. Tosattan şamal esti. Şamal kattırıp oldu. Tosattan çakmak vurdu. Tosattan hava özgerdi. Közünü aldı da fakirlenip durgen bağı yok oldu kaldı. Yok boyanda köz açıladı. Lekin bu köz açılışının faydası yok. Yok oldu bağı. Vahiyta bi temelihi fe asbaha yuqallibu keffeyh. Dar hakikat onun meyve bağı halak kılındı. Özü ise huvullab kalken işgahımlarını körüp ve onlarca sarflagen nasalarını oylab çepek çalgenice afsus nadamat çekip kani endi men ham parvardigorimga hiç kimle şerik kılmaganımda edip kola verdi. Bana buradalar mumun bilen kafirin akıbatı. Uyam ketti, buyam ketti. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Allah Teala hulasalı yaptı bu kıssanı. Şunindek, onun için Allah'tan özge ne bir yardan beredigen cemaat buldu, ve ne özü özge yardan beri oğulçulardan buldu. Buradalar, mumun bilen kafir. Onların şu dünyada hayat keçirişli giyen bir kıl bulmaydı, akıbatı hem hiç kaçan barabar bulmaydı. Çukurdu kevlep, Müslümanların taşlayan anı şu kafir paşa hem, çukurge taşlayan o şu mumunlar hem, Kabil bilen Habil hem, İbrahim aleyhisselam bilen Namrud hem, Musa aleyhisselam bilen Firavun hem, Bilal bilen Umeyye hem, Hamza bilen Abu Lahab hem, hamas geçti. Abu Cahil halam ketti, Yasir'in ailesi hem ketti. Hamasi ketti. İmon egalari ham vafot etti, kofirlar ham. Lekin bularning oqibati bir xil bo'ladimi? Ha, mo'min odam ustidan kulishadi. Mo'minlarning ustiga tuhmat qilib masxara qilishadi. Musulmonligingizni aytib, sizdan bir kuladi. Alloh taolo aytadi: "Innallazina ajramu kanu minallazina amanu yadhakun." Darvoqa jinoyatkor, kofir kimsalar iymon keltirgan zotlardan masxara qilib kulguvchi bo'ldilar. Bu dünyada kafirler mumunlar üstten elbette küledi. Ve izâ marrû bihim yetegâmezûn. İman keltirgenler de onu ötüp alırsa mezharalaşadı. Küfür ahli iman ahli üstten küledi dünyada. Şimdi kıyamette halat özgeredi. فَلْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Şimdi bu kıyamet günü deyse iman keltirgen zatlar kafirlerden külürler. Alal araiki yandurun. Ular cennetteki sorularda kafirlerinin azablarına bakıp oturup külürler. Allah Teala'nın şehrinde kül adıyanlardan kısın. Buradalar iman bilen küfür, mumun bilen kafir. Bu ikisi herkes deyin bu miydi? Allah Subhanehu ve Teala'ya hamd-ı sanalar bulsun. Siz bilen biz ki iman degen nimet. İnsan balası dünyaya gelirken elbette bir gün onu ölümü, hatıması, nahayası gelişenek. Adamların hayatları zahirada birbirine okşaşlığı mümkün. Madem ki dünyada yaşarken. Ama onların hayatı yakışı yaman bu kendine hatıması gibi, holasası yakarak belirlenedi. Bir kıl tuğuladı, bir kıl yığılıydı, bir kıl halat. Ama dünyadan çıkıp gidiyken payıda insanlar bir ikincisinden farklanadı. Kimin hatımasını Allah Teala güzel kıladı? Ama kimdir? Özünü fiilleri bilen, özünü hat hareketleri bilen, özünü ihtiyarı bilen hatımasını yaman kılıp alınadı. İnnamal a'mal bil khawatim. Amallar xotimasiga qarab belgilanadi. Odamlar bor. Namoz o'qiyotganda ketadi. Odamlar bor. Sajdada turib omonatni topshiradi. Yana boshqalar bor. Aroq ustida, qimor ustida, fahsh munkar ustida jonini taslim qilishadi. Odamlar bor. Robbisiga talbiya aytib ihromda turib, Alloh taoloning Ka'basini, Alloh taoloning baytini aylanib tavob qilib ketadiganlar bor. Yana odamlar bor. Tüngü, masiyat oturuşları da, veçerinkeler de vafat etişen. Yani adamlar var, ömrünü hakkını adamla yetkizişte yolu da sarflıydı. Ve bana şunun üstüde can taslim kıladı. Yani adamlar var, malı dünya topiştiği hırsı da, yahuvat mandalarda, narkotik mandalarda satıp, adamlarda fasat güçletip, şu nesanı isteyemek ilişkin üstüde olanlar var. Bu ikisi hiç kaçan tüngü olmaydı. Hatımaları çırali bugün,
solih insonlar haqida qissalar juda ham ko'p. Ana shulardan ayrimlarini bir eslab o'tamiz. G'assol, o'liklarni yuvadigan odam. G'assol Shayx Abbos Battoviy aytadi. Bu kishi umrini mana shu bir g'assollik bilan o'tkazgan kishi. Juda ko'p odamlarning xotimasiga guvoh bo'lgan. Yaxshi xotimaga ham, yomon xotimaga ham. U kishi hikoya qilib shunday deydi. Bir masjidning imomi menga qo'ng'iroq qilib, bir mayit bor, shuni yuvintirishga yordam berib ketsangiz deb mendan so'randi. Falon masjidda. Bordim, bu qo'ng'iroq qilingan kun juma kecha edi. Shanba kuni tongda bordim. Masjid imomi meni ko'rib, "Ey shayx, men o'zim yuvintiraveray, agar hojat bo'lsa sizni chaqiraman" dedi. Endi o'zingizlar yuvintirar ekansizlar, meni nima chaqiringlar deb norozi bo'ldim, lekin sabr qildim. Keyin so'radim, "Bu vafot etgan odam qanday vafot etdi?" Ular aytishdi, "Kecha juma namozini o'qiyotganda vafot etdi." Imom bilan farzni o'qir ekan, oxirgi sajdadan boshini ko'tarmadi. Odamlar sajda qilishdi. İmam takbir aytdi, qada oxirga o'tirishdi, u esa sajdada turardi. Odamlar avvalga parvo qilishmadi. Tahiyyani ham o'qishdi, salovatni ham o'qishdi, salom berganda ham u sajdada turardi. Odamlardan biri uni turtib ko'rdi, yiqilib tushdi. Omonatini Parvardigori bo'lgan sajdada topshirdi. Birodarlar, ne kadar güzel xotima. Albatta bu hayotni güzel bo'lganligi, shu bandani Parvardigoriga bir joy yoqqanligi, Alloh rozi bo'lganligini alomati. Keyinroq yuv bo'lishganidan keyin meni chaqirishdi, ichkariga kirdim. Haligi vafot etib yotgan yigitning yuziga qaradim. Ancha muncha mayitning yuzida bo'lmaydigan nur bor edi. Uni janozasini peshinda o'qidigan bo'ldik. Azon aytildi. Taassuf, masjidga ko'p odam kelmas ekan. Peshin namoziga bor yo'g'i bir saf bo'lar ekan. Azon aytildi. Hech qancha vaqt o'tmadi, mana shu kungi peshinga shunday odam ko'p keldiki, odamlar masjidni ishiga sig'masdan tashqarisida ham namoz o'qishga to'g'ri keldi. Dafn qildik. Shu bolaga bo'lgan, shu yigitga bo'lgan muhabbatidan janozaga kelganlarning soni katta bo'ldi. Keyin so'radim, bu yigit nima qilar edi o'zi tirikligida? Javob berishdi, mahalla bolalariga Qur'on yodlatar edi. Masjidda Qur'on halqalari bor edi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Xoyrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu." Sizlarning oralaringizda ey yaxshilaringlar, Qur'onni o'zi o'rganib, uni boshqalarga o'rgatganinglar. Qur'onni o'qishni o'rganganlar musulmonlarda yaxshi bo'lishligini yarmi bu. Yana nima qilishlik kerak ekan? Demek, mana shu odam hali ahlulloh va xossatu, Allohning xos bandasi bo'lgani yo'q hali. O'rganishni yarim ish. Endi nima qilish kerak uni? Mana hayotini yaxshi amal bilan o'tkazgan yigitni xotimasi qanday chiroyli bo'ldi. Alloh hammamizga nasib qilsin. Yana bir yigitning xotimasi buni muqobilida. Ixtizor holatida yotar ekan, unga kalima talqin qilib la ilaha illalloh deysa oldida, "Men bu kalimaga kofirman" dedi, oxirgi nafasini chiqardi. Bu ham bir xotima, Yana bir yosh yigit ixtizor holatida shifoxonada yotar ekan, atrofdagilar unga kalima talqin qilishdi. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. U qaytarmadi. Ozgina turib, "Mushaf bormi, mushaf" dedi. Yonida turganlar xursand bo'lishdi. "Ha, Qur'onni so'rayapti, kitobni so'rayapti, tilovat qilsa kerak." Mushafni oldiga olib kelishganlarida u sizlarga guvoh qilib aytaman, mana shu kitobga men kofirman dedi. Joni chiqib ketdi. Omonatni topshirdi. Bu ham bir xotima. Birodarlar, kishini yaxshi xotima topishi yoki yomon xotima topishligi hayotda qilib o'tgan ishlariga bog'liq bo'ladi, to'g'ridan to'g'ri. "Ey bola, nima deyapsan? Unday demagin" deyishdi, kech bo'ldi, ketdi. Yana bir yigit. Bu bari voqiy qissalar. Voqiy qissalar bularni bari. Avariya bo'ldi. Avariyaga uchradi. Badaladan qon oqyapti, tez yordam mashinasi kelib yuklab olib ketyapti. Yigit o'ziga kelmagan, hushiga kelmagan, hamma yoqdan qon oqib yotibdi. Juda ham chiroyli ovoz bilan Qur'on tilovat qilib borardi. O'zida emas, lekin Qur'on tilovat qilyapti. Shifoxonaga olib borishdi, shu yerda vafot etdi. Hamma yig'ladi. Tanimaganlar ham yig'ladi. Chunki Qur'on o'qib yotgan edi, o'ziga kelmagan holatida ham. So'radik, qanaqa yigit edi bu? Nima sababdan chiroyli xotima topdi? Javob berishdi, da'vat yo'lida yurgan talib ilmida.
Her düşenme roza tutar. Her düşenme roza tutup, kışlağdaki buvisini ziyaretine barardı her düşenme. Ana şu ziyaretki keçtiğinden avval, ana şu özü yaşayan şehirde hayriye son tarikata duyan teşkilatlarına barardı. Maşinesini sıkan için hayriye sonunu yüklüp, buvisini kışlağdaki kembağlı bir çalarına tarikata bulup, keyin buvisini aldı oturardı. Silah-ı Rahim, hayriye son, ilim yoludaki mihnet. Ana, çırağlı hatımı topluşuna sebep bugün ama. Kişi nemanı üstüde vefat etse, şu nesan üstüde kıyamete tırladı. Yuhşarul mar'u ala ma mata aleyhi. Kişi nemanı üstüde, kendi halata vefat etken olsa, kıyamete şunu üstüde tırladı. Secdede getirdin bu brader, secdede tırladı. Salih amel üstüde, Kur'an talavatı da mı? Şunu üstüde. Sayını bölüp değil mi? Sayını tırladı. Özünü tağdan taşıyıp patıl kılıp öldürüp değil mi? Özünü tağdan taşıyıp. Dünyada ne kılıp ötken bozsak? Anakayken de hatıma ölüm aldı da ihtizar halatı siz bilen bizi sırlarımızı faşkı koyarken. Adamla körgen cahide zor bol yürüyüşümüz mümkün. Zahırımız. Ama batınımız, kalbimiz kendi bozsa ölüm zatı şu halatta bizi sırımız açıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ اَحْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَعُ Sizlerden bittiler. Bir ömür cennetilerinin amelini kılıp yürüyordu. Şuna kadar cennetki yakın buladı ki bir zıra koradı masafa. Hazır ölse cennetki kirip getirdi. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ Kitap uzup getirdi. Peşenesi yazdığı yazdığı uzup getirdi. Dozak ilerdi kılardı genişini kıladı da şunun üstü Allah onu canını aladı. Dozak yaravanı aladı. Ömür boyu sahab iş kıldı. Lekin dozak yıkettı. Yani bunu mukabil edin. Ve inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu baynahu ve baynahu illa zira. Yani bittiler bir ömür dozak ilerdi amalini kıladı. Şunaka dozak yı amalini köp kıladı ki bir zira kıladı dozak yıkirişine. Fayasbiqu aleyhil kitab. Kitap ozup getirdi. Peşenesi yazdıken takdiri ozup getirdi. Ve doz cennetilerini kıladırken amelini kıpoyadı. Şunun üstü Allah canını aladı, cennet kekiladı. Bana şu hadisinin şarkıda aytiladı ki, ana o adam birinci adam. Bir ömür cennetilerin işini kılıp dozak girip ötken adam. Cennetilerin işini kıladı, adamlar kör adıken cahide. Ama yalnız koyanda fahş münkerde şundaki minivalarıdı. Adamlar da közüge takva darıdı, ibadet hanıdı. Ama kalbide iman, ihlas, Allah'a boyan takva yokudu. Şunerli mi? Sizi kimliyiz? Bamdat ki uygandıyız. Uyganganız hiç kim bilmiydi? Türüş ya ki türmesliyiz de bilinmedi. Özünüzü kimliyiz? Çünkü başınızı oraya okulasız kim bilip oturuptu. Okula kopan. Şunun için aytiladı. Ölüm aldı da sırlar açıladı buradalar. Mumun kişi, hakiki iman bana yaşayan mumun kişi ölüm saati yetkende onu aldı ki farişteler keledi. Onu sabit kelime bilen, sabit türüşlükke çakırdı. Ötkenimiz derslerimizde her bitti insan ihtizar halde gelip dünyadan çıkışını boparırken til, ayak kol işten koyanda közü körüp duradı, farişterlerini körüldü. Onge haridar bugün farişteleri görüldü. Mumun olsa cennetten çıkan farişteler, cennetten bugün kefenliyle kuşbalarını alıp kütüp duradı. Eğer bunun aksi olsa neuzubillah, cehennemden alınken kefenliyle kütüp duradı haridarları. Köremiz hemeniz haridarımızı. İnnellezine kalu Rabbunallahu thummustakamu tetenezzel aleyhimul melaikete allâ tehafu ve la tehzenu ve abşiru bil cenneti illeti kuntum tuadun. Albatta parvardigorimiz Alloh deb so'ngra to'g'ri ustuvor bo'lgan zotlarning oldilariga o'lim paytida farishtalar tushib der. Mana Robbimiz aytayapti, o'layotganingda mo'min bandam farishtam keladi sen oldingga. Nima deydi? Qo'rqmanglar va g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar. Farishtani ko'rdingiz, jannat bilan xush bo'lgin. Xotirjam bo'l, qo'rqmasang, g'am qayg'u yo'q degan paytda. Aytingchi, shu kun uchun, mana shu xabarni eshitish uchun amal qilmayotgandik umrimiz davomida.
Farishtalar da mana shu xushxabarni eshitishligi uchun issiq kunada roza tutmayotgandikmi? Saharlarda uyqumizni buzib, namoz o'qimayotgandikmi? Qiylanib topgan pulimizni ehson qilmayotgandikmi? Mana shu xabarni eshitishligi uchun birodarlar, saodatli abadiy hayotni boshlanishi mana shu lahzadan bo'ladi. Lekin mo'minga o'lim achchiq bo'lmay qolar ekan. Dunyodagi eng shirin narsa uchun o'lim bo'lib qoladi. Nima uchun? Hozir jonni topshirsa, nariga rohatlik, farog'atlik, jannatiy hayot boshlanadi. Bir solih ayolning qissasi. Solih ayol edi. Eri bilan umraga borib, qaytib kelyapti, yo'l harakatiga uchrab, avariyaga uchrab vafot etdi. Eri hikoya qiladi. Ayolim solih edi. Ibodatda g'ayratli, nafil amallarni qoldirmas, itoatkor edi. Umra qilishlik uchun birga chiqdik, umra amalini qilib, uyimizga qaytarkanmiz, g'ildiragi otilib ketib, mashinamiz aylanib ketdi. O'zimga kelib, ayolimni topib borsam, ixtizor holatda yotar ekan. Oxirgi nafaslarini olar ekan menga, "Ey falonchi, Alloh sizni afv qilsin. Oilamga mendan salom yetkazing. Endi jamlanishimiz jannatga qoldi" dedi. Va omonatni topshirdi. Ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Mo'min odam ixtizor holati turar ekan, mo'min odam dunyodan oxiratga ko'chishlik oldida turar ekan, unga farishtalar "Ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Fadkhuli fi ibadi va dkhuli jannati. Meni bandalarimning qatoriga qayt. Meni jannatimga qayt." Mana birodarlar, chiroyli xotimaga misollar. Alloh hammamizni mana shunday xotimaga nasib etgan bo'lsin. Buni muqobilada boshqa kishining vafotini aytamiz. Muazzin. Muazzinlarga beriladigan ajr savoblar nihoyatda ulug'. Ana shu avval o'tgan davrlarda minoraning ustiga bir kunda 5 marta chiqib azon aytadigan muazzin. Qiyomatda ularga ajr nihoyatda bir katta beriladi. Ana shu muazzinlardan biri minoradan turib azon aytar ekan bir ayolga ko'zi tushib qoldi. Ertasi kuni azon aytar ekan yana ko'rdi. Bir necha bor kuzatdi, qalbiga uni ishqi tushib qoldi. Ko'zni xiyonati. Ko'zni xiyonati. Falamma zaghu azaghallohu qulubahum wallohu la yahdil qawmal fasiqin. Bas qachonki ular haq yo'ldan og'ishgach, Alloh ularning dillarini og'dirib qo'ydi. Zotan Alloh fosiq itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Ko'zi bilan haqdan toyildi, ko'zi bilan gunoh qildi, ko'zi burildi, Alloh taolo qalbini ham burib qo'ydi. Shaytonni inson bolasini ishlatadigan, ustida ishlatadigan eng kuchli quroli nazar. Bir marta qaradi pishdi-da. Qaramasinida? Qaramasinida. Oqibati nima bo'ldi? Oshiq bo'ldi. Ayolni topib bordi, xaridor bo'ldi, nasroniy ayol edi. Senga uylanmoqchiman. Nasroniy diniga o'tasan. Keyin senga tegaman. Alloh saqlasin. Nasronlikka o'tdi. Uylandi. Endi mana shu ayolni oldiga maqsadini amalga oshirish uchun kirib ketar ekan, ostonadan qoqildi, yiqildi, bo'yni uzilib o'ldi. Yusabbitullohu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya. Uni avvali qanday edi-yu, oxiri qanday bo'ldi? Iymon keltirgan zotlarni dunyoda ham oxiratda ham o'lim soatida ham Alloh taolo la ilaha illalloh kalimasi bilan sobit qiladi. Shuning uchun birodarlar, tilimiz mana shu kalimaga odatlantiraylik. Odamlar bor. Namozni hamma o'qigan uchun o'qiydi. Ro'zani hamma tutayotgan uchun tutadi. Ajralib qolmasligi uchun, xijolat bo'lmasligi uchun. Aslida qalbida hech narsa yo'q. Abu Dardo roziyallohu anhu ixtizor holatida yotar ekan, yonidagi kishilarga nasihat qilib shunday dedi. Mana ana ketdi deb turibdi. Abu Dardo aytibdi, mana shu kun uchun amal qilinglar. Mana shu kun uchun amal qilishlik kerak emasmi birodarlar? Ertaga da orqa tashlashlik kerak emas. Sufyon as-Savri, ulug' insonlardan, obid kishi edi. O'limi oldida u kishini yig'layotganini ko'rishib, "O'limdan qo'rqyapsanmi?" deydi. U kishi aytdi, "Gunohlarimdan emas, o'limimdan emas, o'limimdan avval iymonim olib qo'yilishidan qo'rqyapman."
birodarlar, bu omonatni topshirayotganda tilimiz kalimada turishligi, iymonda turishligimiz eng muhim narsa. Chunki o'sha paytda agar Alloh taolo sobit qilmasa, iymonda qolmasa, o'lgandan keyin biror narsa ham tuzatib bo'ladimi? Bu dunyoda inson murtad bo'lib ketsa ham o'lmadimi hali? Hali imkoniyati bor. Gunoh mansiyatga botib ketdimi? Tavba qilishlikka fursati bor. Chunki bir kun bo'lsa ham hayoti bor-da hali. Ammo o'lim soati kelganda, dunyodan ketar paytda agar Alloh undan iymonda qo'ysa nima bo'ladi ahvoli? Undan keyin bir narsa tuzatib bo'ladimi? Robbimiz siz bilan bizga xitob qilib shunday deydi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi va la tamutunna va la tamutunna illa antum muslimun. Ey mu'minlar, Allohdan haqqi rost qo'rqish bilan qo'rqinglar va faqat musulmon bo'lgan holingizda dunyodan o'tinglar. Agar shunday bo'lmasa, yutqizdinglar. Faqat musulmon bo'lgan holingizda. Iymonda, islomda turib omonatni topshirish. Iymonda, islomda turib o'lim topish. Birodarlar, bu eng katta ne'mat bu musulmon odam uchun. Inson oxirgi lahzalari qaysi holatida kelishligini bilmaydi. Qayerda o'lim topishini bilmaydi. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nafs, ya'ni inson qayerda o'lishligini ham bilmaydi. Qaysi holatda o'lishligini bilmaydi, qaysi vaqtda o'lishini bilmaydi. Shuning uchun musulmon odamlar har lahzasi o'limga tayyorgarlik bo'ladi. Ruhni jasaddan chiqishi birodarlar oyoqdan boshlanadi. Sekin ko'tariladi. Ko'tarilib xalqumga keladi. Kalla iza balagatir taroqi. Dar haqiqat jon xalqumga yetganida. Shu vaqtda jon xalqumiga keldi. Oyoq qo'l ishdan chiqdi, ko'z ko'rib turibdi. Atrofdagilarni ko'rib turadi. Vaqila manroq. Dam solib o'qib qo'yuvchi biron kimsa bormi deb qolishadi. Atrofidagi tabiblar boyaga endi o'lishga ixtizorda yotgan kishini oldagi tabiblar hali shok qilib to'q bilan urib ko'radi, hali ukol qilib ko'radi, hali bir yuragini massaj qilib ko'radi. Ammo u vadonna annahul firoq. Boyagi kishi bilib turibdi bu firoq ekanligini. Ukoli ham, elektr toki ham, yuragini massaj qilishi ham foyda bermaydi. Vadonna annahul firoq. Chunki mashaq keldida jon. Oiladan, farzanddan, do'sti birodardan, moli dunyodan, shahvat huzur halovatdan ajralish ekanligini tushundi. Shu holatini o'ylang-da shu odamni. Bir kun shuna shu kunga kelamiz birodarlar siz bilan biz ham. Shunda nimalarga pushaymonsiz? Va nimalardan quvonasiz? Valtaffatis saqu bisaq. Jon berishni qiyinligidan oyoq oyoqqa chalmashib ketadi. Jon taslim qilishni og'irligidan oyoq bir-biriga chalmashib ketgan vaqt. Omonatni topshirdi. Yuviladi, kafanlanadi, yelkalarga ko'tarilib janozaga olib boriladi. Agar omadingiz shof qolsa, musulmonlar orasida o'lsangiz. Ila robbika yawma idin il masaq. Ana o'sha kunda yolg'iz Parvardigoringizga haydalishingiz bordir. Fala saddaqa wala salla, walakin kazzaba wa tawalla, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, awla laka fa awla, thumma awla laka fa awla. Darsimizning nihoyasi Rabbimiz aytadi. Na Qur'on va payg'ambarni tasdiq etdi va na namoz o'qidi. Balki u Qur'onni yolg'on dedi va iymondan yuz o'girdi. So'ngra mana shu qilmishlaridan uyalish o'rniga gerdayganicha o'z ahli tomon ketdi. Ey ko'rnamak inson, o'lim bo'lsin senga, o'lim. So'ngra yana o'lim bo'lsin senga, yana o'lim. Insonlar dunyoga kelib tug'ilishligi bir xil oladi. Ammo dunyodan chiqib ketishligidagi xotimalari turli bo'ladi. Solih amallarni qilib, iymon bilan ketganlar, fisq fujur ma'siyatda kufrda ketganlar, bu ikkisi teng bo'ladimi? Hargiz teng bo'lmaydi. Bu shunday holatki, har birimiz bir kun unga duch kelamiz. Xotimamizni qanaqa bo'lishligini biladigan kunimiz keladi. Shu kun keladi, aniq bizga xotimamiz ko'rsatiladi. Qanday xotima topishimizni aniq bilamizmi birodarlar? Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni xotimalarimizni chiroyli qilishligini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va